Mutlu günler sevgili izleyiciler. Bugün 27 Mayıs Salı, haftanın ikinci işlem günündeyiz. İlk olarak borsaya ve piyasalara bakarak başlıyoruz. Borsa dün 78.603 puanın üzerindeydi. %1'e yakın bir yükseliş oldu. Bugün ise şu anda ekside olduğunu izliyoruz. Döviz cephesinde ise bir yükseliş söz konusu. Dolar 2.09, euro ise 2.86 seviyesinde. Altın fiyatlarına bakacak olursak, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı düşüşünü sürdürüyor. 1284 dolara kadar geriledi altın fiyatları. Gram altın fiyatı ise yaklaşık olarak 87 lira seviyesinde. Cumhuriyet altını da 584 liradan işlem görüyor. Amerika piyasalarına bakacak olursak, dün Memorial Day sebebiyle piyasalar kapalıydı. O yüzden bir önceki kapanışlar yine ekranda artıda kapanmıştı. S&P'de yine rekor kırmıştı Amerika'da. Bunları da hatırlayarak gündemimize devam edelim. Gündemimizde bugün ilk olarak Merkez Bankası faiz kararları var. İsrail Merkez Bankası da faizi sabit tuttu. %0,75 seviyesinde bulunuyor. Hatırlayacaksınız, daha önceden de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını yaklaşık 50 bas puan düşürmüştü. %10'dan %9,5'a çekmişti haftalık repo faizi oranını. İşte bu faiz oranına bir yorum geldi Standard Bank'ten. Para politikası siyasetçilerin uzak durması gereken bir alandır dedi Standard Bank. Niçin böyle söylendi? Büyük ihtimalle Başbakan Erdoğan'ın Erdem Başçı için kullandığı ifadelerden dolayı diye tahmin ediyoruz. Hatırlayacaksınız, Merkez Bankası'nın kendine çeki düzen vermesi lazım demişti Erdoğan. Faiz indirimini beğenmemişti. Bir diğer taraftan da Başçı dün Portekiz'in Lisbon şehrindeydi. Burada Avrupa Merkez Bankalarının bir konferansı var. İşte burada bir konuşma yaptı Başçı. Erdem Başçı, Türkiye dezenflasyon sürecinde dedi ve aynı zamanda kredi istikrarı için küresel faiz oranlarıyla Türkiye'deki faiz oranları birbirine paralel hareket etmek zorundadır diye bir açıklamada bulundu. Yine diğer açıklamalarını da birazdan ekranlara taşıyacağız Erdem Başçı'nın. Gündemimizde bir diğer konuda turizm. Türkiye turizm sektöründe parlayan bir yıldız olmaya devam ediyor. Nisan ayı rakamları da açıklandı ve bu rakamlara baktığımızda ilk 4 ay boyunca Türkiye'ye gelen turist sayısının 7 milyona ulaştığını ve bu rakamın da bir önceki seneye göre yaklaşık %5'lik bir artışa denk geldiğini sizlere ileteceğiz. Aynı zamanda konut sektörüne de bakacağız. Konut sektöründe İç talep geriledi. Tabii pek çok zam geldi. Kurlarda çok değişiklik oldu. Aynı zamanda kredilerde de faiz oranları yükseldiğinden dolayı kredilerde de bir miktar azalış olmuştu. İşte bunlar konuttaki iç talebi geriletti. Yalnız burada ilginç bir nokta var sevgili izleyiciler. Konuta olan yabancı talep arttı. İşte bunları da yine ekranlara getireceğiz. Yine konut sektörüyle ilgili bir diğer önemli gelişme de emlak vergisinin ikinci taksidine ilişkin 2 Haziran son gün emlak vergisinde. Yalnız vergi oranlarını tekrar gözden geçirmekte fayda var. Burada tüketicilerin büyük şikayetleri söz konusu. Normalde emlak vergilerine gelen zamlar Ekim ayının üfe enflasyon oranı kadar oluyor. Yalnız bu sene işte bu rakamlar enflasyonun kat kat üstünde gerçekleşti. Yani emlak vergisi ödeyecek olanlar çok büyük sıkıntıya düştü. Bunun sebebi nedir? Sizlere bunu açıklayacağız. Paranın nabzında telefon attığımızda Hatice Kolçak olacak. Tüketici Derneği Emlak Komisyonu Başkanı, onunla da yine bu konuyu değerlendireceğiz. Tüketici ne yapabilir? Dava açma hakkı var mı? İşte bunları yine paranın nabzına taşıyacağız. Ama ilk olarak haberlerimizde yine Soma var. Soma'da sendika yöneticileri istifa etti. Bir diğer taraftan da Soma Maden'in bir diğer maden işletmesi de yine üretmeye kapatıldı. Soma'da facianın yaşandığı madenden kurtulan işçiler önceki gün Soma Kaymakamlığı önünde toplandı. İstifa sloganlarının hedefinde Maden İş Sendikası yönetimi vardı. Sendika yöneticilerini işverenle işbirliğiyle suçlayan eylemciler şube binasına girmek isteyince tansiyon yükseldi. Madencilerle görüşen Soma İlçe Emniyet Müdürü işçileri ikna edemedi. Yöneticilerin açıklama yapacağı söylenince işçiler kaymakamlık önünde bekledi. Önce Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şube Başkanı Tamer Küçükgenca istifa ettiğini açıkladı.
Soma şubesindeki 5 hayatı balık genel merkeze istifamızı sunduk. Ardından da Maden İş Ege Bölgesi Şube Başkan Vekili Recep Satır, şube yönetimi olarak istifa ettiklerini söyledi. Olması imkansız bir şey söylüyorlardı. 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın yaşandığı madenin sahibi Soma Holding'in diğer madeninde faaliyetleri durduruldu. Soma Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği Atabacası Ocağı'ndaki faaliyetlerin İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca durdurulduğunu bildirdi. Soma Holding'e bağlı Soma Madencilik, facianın üzerinden bir hafta geçmeden Soma Havzası'ndaki diğer madenlerdeki işçilere mesai için çağrıda bulunmakla suçlanmıştı. Evet, Soma'da 301 canı kaybettik. Bugün de bu facianın 15. günü ve ne yazık ki gelen istifalar sadece sendikadan oldu şu ana kadar. CHP dışında bir istifa gelmedi. O kadar ilginç ki hükümetten değil, muhalefetten istifalar geldi. Bu da Türkiye'nin bir diğer enteresan gerçeği. Ve şimdi biz Merkez Bankası'na döneceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, kurda istikrar için çözümün düşük faizlerle birlikte sıkı makro politikalar uygulamak olduğunu söyledi. Şahsım ve Kayseri Sanayi yönetimimle saygıyla selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen Merkez Bankacılığı Konferansı'nda yeni düzenleme ortamında para politikası konulu bir sunum gerçekleştirdi. Başçı, Portekiz'de yaptığı sunumda kredi istikrarı için yurt içi faizler küresel diğer faizlerden yüksek olmalı dedi. Türkiye'nin dezenflasyon sürecinde olduğunu savunan Başçı, kur geçişkenliği enflasyon üzerindeki sebepler arasında en önemlilerinden ifadesini kullandı. Başçı ayrıca Türkiye'nin enflasyonla mücadele sürecinde olduğunu belirterek enflasyondaki dalgalanmaların büyük ölçüde uluslararası sermaye akımındaki volatiliteden kaynaklandığını ifade etti. Merkez Bankası Başkanı enflasyon beklentilerinin oldukça stabil ancak hedefin üzerinde olduğunu da sözlerine ekledi. Başçı kurda istikrar için düşük küresel faizlerle uyumluluğa ihtiyaç duyulduğunu aktararak çözümün düşük faizlerle birlikte sıkı makro ihtiyat politikalarında olduğu değerlendirmesini yaptı. Evet, turizm sektörü demiştik az önce. Sektörde yıldızı her geçen gün parlayan Türkiye bunu rakamlara da yansıtıyor. Henüz havaların ısınmadığı dönem olan Ocak-Nisan aylarında Türkiye'ye adeta bir turist akını yaşanıyor. Türkiye'ye gelen turist sayısı 2013'ün ilk 4 ayına göre %5 oranında arttı. Ocak-Nisan döneminde Türkiye'ye 7 milyon turist geldi. Geçen yıl aynı dönemde Türkiye 6 milyon 600 bin turist ağırlamıştı. 2013 yılında 35 milyon yabancı turist Türkiye'de tatil yapmıştı. İlk 4 ayda gelen turistler arasında Almanlar birinciliği korudu. Almanya'dan 4 ayda 887 bin turist gelirken ikinci sıraya İranlılar yerleşti. İranlı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %51 oranında artış gösterdi. İran ekonomisinde devalüasyonun etkisinin azalması, ekonomik toparlanma ve yeni yönetimin sosyal hayattaki yumuşama politikaları sonucunda Türkiye'ye gelen turist sayısı ilk 4 ayda 502 bine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde ise 331 bin, 2013'ün tamamında ise 1 milyon 100 bin İranlı gelmişti. İlk 4 ayda Gürcistan 3., Bulgaristan 4. sıraya yerleşti. Geçen sene ilk 4 ay itibariyle 2. sırada yer alan Rus turistler bu yılın Ocak-Nisan döneminde 5. sıraya düştü. Rusya'dan bu dönemde 423 bin turist geldi. Turizm sezonunun açıldığı Mayıs ayından itibaren turist sayısında önemli artış beklenirken Türkiye 2014 sonuna kadar 38 milyon turist ağırlamayı hedefliyor. Evet, burada ilginç bir nokta var. İran'dan gelen ziyaretçi sayısı bir önceki seneye göre %51 artmış. Bu da gerçekten ilginç bir veri. Çünkü daha önce biliyorsunuz en çok Almanlar ziyaret ediyordu Türkiye'yi ve bunu Rusya takip ediyordu. İşte bu sıralama ilk 4 ayda değişti ve Almanya'dan sonra İran geldi ve Rusya 5. sıraya geriledi Gürcistan ve Bulgaristan'dan sonra. Ve şimdi de konut sektörüne bir göz atalım çünkü izleyicilerimizden de çok fazla soru geliyor konutlarla ilgili. Uzmanlar konut sektöründe yaşanan talep daralmasının etkisiyle Türkiye genelinde 1 milyonun üzerinde stok oluştuğuna dikkat çekiyor.
Yüksek faiz ve iş garantisi konusundaki tereddütlerin alt orta gelir grubunda konut talebini ötelediğine işaret eden uzmanlar, kurlardaki değişimle yükselen yabancı talebinin sektöre nefes aldırdığını vurguluyor. Türkiye İstatistik Kurumu konut satışları istatistikleri verilerine göre yılın ilk 4 ayında toplam konut satışları %7,5 düzeyinde gerilerken mortgage kredisiyle yapılan konut satışlarındaki düşüş %33,5'i buldu. İç piyasaya yönelik satışlarda da gerileme 4 ayda %7,5 olarak gerçekleşirken yabancılara dönük konut satışları Nisan ayında %64,1 ve ilk 4 ayda %47,9 yükseldi. Evet, konutta iç talep azalıyor dedik. Bir diğer açıklamada IMF Başkanı Christine Lagarde'dan geldi. Portekiz'de, Lizbon'da demiştik, merkez bankalarının yapmış olduğu bir konferans var. İşte bu konferansta Christine Lagarde da Türkiye ve İsrail'de özellikle konut fiyatlarının enflasyon rakamlarının da üzerinde olduğunu açıkladı. Yani hem iç talep geriliyor, azalıyor. Bir taraftan da enflasyonun üzerinde emlak rakamları oluşuyor. İşte bunlar emlak stoğunu Türkiye'de artırmasına sebep olan faktörler. Buradan bunu da sizlere iletelim. Ama daha da önemlisi bir yandan ev sahibi olanlar için de vergiler sevgili izleyiciler. Emlak vergilerinin ikinci taksidi Haziran ayının ikisine ertelendi. Şimdi telefon attığımızda TÜDER Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak var. Çünkü bu emlak vergileri gerçekten beklenenin oldukça üzerinde bir artış gösterdi. Bunların sebeplerini Hatice Hanım'dan alacağız. Hatice Hanım, hoş geldiniz efendim Paranın Nabzına. Hoş bulduk Meltem Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi geçtiğimiz seneye göre baktığımızda 2013 yılında yeniden değerleme oranı 3,93. Yani emlak vergilerine gelmesi beklenen zam yaklaşık %4'tü. Ancak bunun kat kat üzerinde bir artış olduğunu izliyoruz vergilere. Bunun sebebi nedir efendim? Şimdi siz de daha önce bir yayın daha yapmıştık. Orada da konuşmuştuk bu konuyu. Biliyorsunuz emlak vergileri her 4 yılda bir yeniden belirleniyor. Arsa ve arazilerle ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Dolayısıyla 2009'dan sonra 2013'te en son değerlendirme yapıldı. Arsa ve arazi emlak vergi değerleri ve yeniden belirlendi. Elbette ki arsa ve arazi değerleri bizim için çok önemli. Çünkü bunlar direkt bizim şu anda evlerimize, iş yerlerimize ödediğimiz emlak vergilerini etkiliyor. Binaların emlak vergi değerlerini belirleyen çok önemli bir faktör. Ve takdir komisyonlarının geçen yıl belirlediği değerler, emlak değerleri ne yazık ki evet, sizin de belirttiğiniz gibi enflasyon oranlarının kat be kat üstünde gerçekleşti ve dengesiz gerçekleştiğini de söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız bu konuda epey bir şikayetçi ve bunları ödemeye gittiklerinde belediyelere bunu öğreniyorlar, ne kadar ödeyeceklerini ve hemen hemen %400'e %500'e kadar, hatta dengesiz oranlarda ve yüksek oranlarda emlak vergilerinin belirlenmiş olduğunu görüyoruz. Bu noktada tabii bizim vatandaşlarımıza tavsiyelerimiz var. Tavsiye demeyelim, aslında bir takım hakları var. Bugüne kadar, aslında 2 yıl öncesine kadar buna bir itiraz hakkı yoktu vatandaşlarımızın emlak vergileriyle ilgili. En fazla muhtarlar yapabiliyordu bu itirazı. Ancak 2 yıl önce Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararla da bireysel olarak vatandaşlarımıza da emlak vergilerine itiraz etme yolu açılmış oldu. Gerçekten çok fazla fahiş oranda artan, dengesiz bir oranda artan emlak vergisi olanlar var ise emlak değerler için vergi mahkemelerinde dava açabilirler. Önce bunu söyleyelim, bu çok önemli çünkü. Biraz da aslında şu konuya değinmek istiyorum ben. Hani bu oranlar neden bu kadar yükseldi? Evet, takdir komisyonları belirledi bu oranları. 4 yılda bir yeniden belirleniyor. Ancak yani benim dengesiz dediğim şu, örneğin belki hani sokağa, caddesine hiç yatırım yapmamış, yatırım gelmemiş ya da işte çok yakınlarına bir AVM yapıldığı için, bir residence yapıldığı için o sokakta rakamların çok yukarı çıktığını görüyoruz. İşte örneğin bir rezidansın olduğu bir sokakta hemen yanında işte mütevazı bir apartmanda ya da bir gece konduda rakamların aynı olduğunu görüyoruz. Burada büyük çelişki var çünkü bu zaman içerisinde gerçekten
gece konusunda oturan ya da mütevazı apartmanda oturan vatandaşımızın gelirinde bu oranlarda bir artış olmadı. Hı hı. Yani gelirinde artış %400-500 olmadığı için haklı olarak bu vergiyi nasıl ödeyeceğiz, hangi rakamlarla, hangi kazançla ödeyeceğiz noktasında zorlandıklarını ve şikayette bulunduklarını, yani bizlere yapılan şikayetler bu şekilde yapılıyor. Biz de onlara vergi mahkemelerine gideceklerini söylüyoruz. Peki Hatice Hanım, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. TÜDER Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak bizimleydi sevgili izleyiciler. Kendisi de açıkladı ve çok önemli konulara değindi. Yıllarca yatırım yapılmamış olmasına rağmen sokağınızda inşa edilen herhangi bir alışveriş merkezi sebebiyle takdir komisyonları yeniden değerleme rakamlarını kat be kat artırabiliyor. İşte bu yüzden çok çok yüksek vergilerle bu sene karşılaşabiliyor tüketiciler ve konut sahipleri. Bunu ama ne yapılabilir? Onları da açıkladı Hatice Kolçak. Anayasa Mahkemesi kararıyla 2 yıl öncesine kadar itirazlar yapılamazken bu tip vergi artışlarına artık böyle bir hakları var tüketicilerin dedi ve itiraz etmeye çağırdı. Bu itirazları 30 gün içerisinde yapabilirsiniz. Biz de bunları size bir not olarak iletelim ve şimdi kısa bir reklam arası, ardından konuğumuzla birlikte paranın nabzına devam edeceğiz.